Sevgili Pusula Çağlayan takipçileri merhaba. Bugün çok müthiş bir sürprizim var size. Yine çok değerli bir tarif paylaşacağım. Size güzel bir tarif paylaşmak için bu videoyu çalıştırdım. Bugün sizden beğeni like'larınızın rekor kırmasını bekliyorum. Uzun süredir beraber video çekiyoruz değerli takipçilerim ama bugünkü yapacağım artık beğeni like'larını ve abonelikleri patlatır diye düşünüyorum. Bugün leblebi kurabiyesi yapıyoruz değerli takipçilerim. Size leblebi kurabiyesi için gerekli malzemeleri hemen kısaca tanıtayım. Değerli takipçilerim, 1 kilogram leblebi unu ihtiyacınız var. Eğer leblebi ununu bulamazsanız 1 kilo leblebiyi alıp rondodan çekersiniz. Kaba kısmını eleyerek benim yaptığım gibi bu şekilde 1 kilogram unu elde edersiniz. Değerli takipçilerim. Şöyle 200 gram nişasta ihtiyacınız olacak. 250 gram pudra şekeri. 200 gram küvertür dediğimiz, şöyle küvertür yazar, küvertür. Yani saf çikolata, katkısız saf çikolata. Külçe çikolata da diye bilinir halk arasında. Bunun beyazından kullanacağız değerli takipçilerim. Bu da 200 gram. Zaten paket 200 gram. Böyle 200 gramlık benmer usulü bunu eritiyorsunuz böyle. Buharlı suyun üzerinde bu erirken biz hamurumuzu yapacağız değerli takipçilerim. Şimdi çikolata haricindeki bir de 400 gram margarin veya tereyağı kullanacağız. Oda sıcaklığında yumuşak kalmış değerli takipçilerim. 400 gram tereyağı kullanacağız. Çikolatamız erirken biz diğer malzemelerimizi güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi 1 kilo dediğim gibi leblebi unumuzu hazırlamıştık. Eleyip güzelce bunun içine pudra şekerimizi döküyoruz. 250 gram pudra şekeri kullanacağız arkadaşlar. Bu arada 180 derecede buna başladığınızda 180 derecede fırınınızı ayarlıyorsunuz. Ön ısıtmayı yapa durun. Çünkü bir 10-12 dakika fırında pişirme süremiz olacak. Dolayısıyla bu pişirme süresi içerisinde hazır olmuş olsun. ...200 gram nişasta kullanacağız. Benim paketim 400 gramlık, yarısını kullandım. Değerli takipçilerim. Oda sıcaklığında iyice yumuşak hale gelmiş olan... ...ben tereyağı kullanacağım. Videolarımdan biliyorsunuz ben margarin pek kullanmıyorum genelde. Birçok ürünümü tereyağı ile üretmeye özen gösteriyorum. Daha sağlıklı. Değerli takipçilerim. Şimdi biz çikolatamız erirken yağla bu şekerimizi, nişastamızı ve leblebi unumuzu güzelce değerli takipçilerim karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra da en son çikolatamızı ilave edeceğiz ve son halimize geçeceğiz. Leblebi kurabiyesi. Belki birçoğunuz ilk defa duyuyorsunuz. Hadi oradan ya. Leblebiden kurabiye de mi olur diye düşünenler olabilir. Göreceksiniz değerli takipçilerim. Ürünü ürettiğimiz zaman hep beraber hem şaşıracaksınız hem muhteşem bir lezzetle tanıştırmış olacağım sizi. Ben kendim bunu denedim, tattım. Çok beğendiğim için tabi damak aşkı bende birinci planda biliyorsunuz. Dedim ki bu değerli takipçilerimle muhakkak paylaşılması gereken bir menü. Bir ürün. O yüzden hemen bu güzel tarifi sizle paylaşıyorum. Sizin için güzel araştırmalar, güzel ürünler, güzel mekanlar, tüm araştırmalarım son hızla devam ediyor. Bana vermiş olduğunuz bu güzel enerjiyle değerli takipçilerim, yeni mekanlar ve yeni lezzetlerle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz.
Çok görünene bakmayın. Tam 1 kilo leblebiden rondodan geçirerek, eleyerek bu unu elde ettim ben değerli takipçilerim. Ölçülere sadık kalın ki gerçek lezzetinden uzaklaşmadan. Bu tarifi tam elde etmiş olursunuz. Güzelce çikolatamız eriyene kadar biz bu karıştırma işlemine devam edelim. Yağla tüm malzemeler iyice buluşmuş olsun değerli takipçilerim. Islaklık vermek için de çikolatamızı karıştıracağız. Çikolatayla da karıştıktan sonra artık bir tane dondurma kaşığı veya ona benzer bir kaşıkla yağlı kağıt serilmiş tepsi üzerine kurabiyelerimizi şekil verip dizeceğiz. Çikolatamıza da bakalım bu arada. Ortamız eridi galiba. Çok az bir şey kalmıştı artık takipçilerim. Ben o arada biraz daha karıştırmaya devam edeyim. Malzemelerimiz iyice karışmış olsun çünkü ne kadar güzel karıştırabilirsek o kadar başarılı olacak kurabiyemiz.
Evet sevgili takipçilerim, güzelce karıştı malzememiz. Artık çikolatayı da karıştırdığımızda şekil vermesi kolaylaşacak. Bir çikolatamıza bakalım. Evet. Harika erimiş çikolatamız. Güzelce karıştırmış olduğumuz malzememizin üzerine artık eritmiş olduğumuz çikolatamızı da ilave edip tamamen karıştırıp son şeklini vereceğiz değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi küvertür çikolata erittiğiniz zaman suda eritmesi hem daha kolay oluyor. Çünkü öbür çikolatalar yenebilir çikolata olduğu için katkılı oluyor onlar. Eridiği zaman bizim istediğimiz sıvı da kalmıyor. Çabuk koyulaşıp özelliğini kaybetmiş oluyor değerli takipçilerim. O zaman da üretim yaparken zorlanıyoruz. Tabii çikolata kokuları ve şey artık iyice harika bir kıvama geldi. Artık hamurumuz ele yapışacak hale geldi değerli takipçilerim. Kıvamı ayarlamanın yolu bu. Hamur ele yapışacak hale geldiği zaman süreç tamamlanmış oluyor. Şöyle bir dondurma kaşığı kullanacağız sevgili takipçilerim. Yuvarlak kurabiye şeklini verebileceğimiz.
Kaşığa malzemeyi doldurup şöyle biraz baskı uyguladığınızda, kenarından fazlalıklarını da tıraşladığınız zaman, değerli takipçilerim, zaten içinde tereyağı olduğu için kolayca bırakıyor. Şekil vermesi de kolay oluyor böyle kaşıkla. Evet sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi harika kurabiyeleri üretiyoruz şu anda. Geriye sadece 12-15 dakika kadar altının hafif pembeleştiğini gördüğünüz anda fırınınızı kapatacaksınız. Çok pişmesine gerek yok. Altı biraz piştiği zaman zaten, değerli takipçilerim, hem çok eğlenceli oluyor değerli takipçilerim, hem de kolay ve pratik oluyor. Dondurma kaşığı gerçekten işi kolaylaştırıyor. Güzel sıkıştırırsanız fazla dağılmasına gerek kalmadan kolayca kaşıktan kurtuluyor.
Kaşık içinde biraz baskıyı gevşek yaparsanız o zaman çıkartmakta biraz zor olabilir dar takipçide. Gördüğünüz gibi gayet basit. Tıkır tıkır kurabiyelerimiz çıkıyor. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu kurabiyelerimizi güzelce fırınımıza vereceğiz. Fırınımıza verdikten sonra 12 dakika içinde kurabiyelerimiz hazır olacak. Sadece altına bakacağız. Evet sevgili takipçilerim, 13 dakikamız oldu. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz şöyle altlarına baktığınızda altları pembeleşmiş olacak. O kadar. Kurabiyelerimiz hazır. Şu anda yumuşak kurabiyelerimiz değerli takipçilerim. Bir 30 dakika kadar soğumaya bırakacaksınız. Ondan sonra kurabiyelerimiz servise hazır olacak. Sıcak haliyle bu haliyle servise sunarsanız yumuşak bunlar şu anda dağılırlar. Sevgili takipçilerim bunlar şu anda yumuşak gördüğünüz gibi bakın. Şöyle yakından bakarsanız bakın ne kadar yumuşak. Marshmallow yumuşaklığında şu anda 30 dakika bunların beklemesi lazım servis için sevgili takipçilerim. Ben biraz bir tepsi çıkartmıştım. Bu pişene kadar. Bakın bunlar yumuşaklığını kaybetti. Sertleşti bunlar. Bu güzel kurabiyelerden şöyle sizin için biraz daha bekleyecek ama ben dayanamayacağım. Sizin için şöyle küçük bir tadım gerçekleştireyim istiyorum. Muhteşem. Muhteşem. Sevgili takipçilerim, bu lezzetle muhakkak tanışmanızı bekliyorum. Bu videomuzda beğeni like'ların rekor kıracağını düşünüyorum. Aboneliklerimizin rekor kıracağını düşünüyorum. Bu muhteşem tadı sizinle paylaştım. Bu ürünün tarifini paylaştım sevgili takipçilerim. Bana vermiş olduğunuz güç ve enerjiyle yeni lezzetler, yeni mekanlar, yeni çözüm önerileriyle karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Pusula Çağlayan'ı takip edin. Abone olun. Abone olması için çevrenize öneride bulunun. Sevgiyle kalın. Lezzetli günlerde. Dileğiyle hoşça kalın.